Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bölgemize geldiğimizde bölgemizde yetişen bitkilerden de sizlere bahsediyoruz. Bu bitkilerin faydalarından da sizlere bahsediyoruz. Bugün de annemle beraber bölgemizin endemik bitkilerinden olan güye çiçeğini sizlere tanıtacağız. İç Anadolu bölgemizde Ankara'da Ankara, Güdül, Ayaş, Beypazarı bölgesinde yetişen bitkilerdendir. Bu bitkiler genel itibariyle bizim kendi bölgemizde farklı isimlerle anılmaktadır. Bu bitki bizim Güdül bölgesinde güyeyi otu veya güyeyi çiçeği şeklinde isimlendirilirken Ayaş bölgesinde güvey otu şeklinde isimlendirilebiliyor. Beypazar bölgesinde ise soğan otu şeklinde isimlendirilen bitkiler arasında yer alıyor. Güye çiçeği genellikle meşelik, kayalıklar ve çalılık alanlarda 80 santimetreye kadar büyüyebilen, çiçeklerin salkım kısımları biçilip toplanılan ve kurutularak tüketilen endemik bitkilerimizin içerisinde yer alıyor. Yani bölgenin bizim Güdül Ayaş bölgesinde her yerinde yetişmez. Bu bitkinin yetiştiği yerler vardır. Salkımlar Ağustos ayının ortalarında veya sonlarına doğru pembemsi veya morumsu çiçekler açaraktan toplanılacak seviyeye geliyor arkadaşlar. Ballı babagiller aile grubuna ait bir çiçek. Aromatik, hoş kokulu bitkidir arkadaşlar. Çok yıllık bitkiler arasında yer alır bu elimde görmüş olduğunuz, arkamda görmüş olduğunuz bitki. Mükemmel bir kokusu vardır arkadaşlar. Tadı da hafif kekiye benzer ve hafif ekşimsidir. Bizim kendi bölgemizde genel itibariyle ticari amaçlı toplanıp pazarlarda bağ şeklinde satılıp daha sonrasında yemeklere baharat şeklinde kullanılmak amacıyla toplanıyor. Ancak bu bitki gerek tıp alanında, ilaç sektöründe gerekse aromatik bir kokusunun olmasından kaynaklı. Parfüm sanayiinde, sabun sanayiinde, ruj ve macunlarda, konserve ve sos ve benzeri sanayide de kullanılan bitkilerdendir arkadaşlar. Üye çiçeği toplamak için köyüme gelmeden önce üye çiçeğinin faydalarıyla alakalı gerek uluslararası makalelerden gerekse ülkemizde yazılan makale ve yüksek lisans tezlerinde araştırmalar yaptım arkadaşlar. Amerika'da bulunan Ulusal Tıp Kütüphanesi, Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi web sitesinde yer alan makalede üye çiçeğinin faydalarından şu şekilde bahsediyor. İltihaplı kolonlar üzerinde yapılan farmakolojik gerek ülseratif kolitte rol oynayan mantar ve bakteri türleri üzerinde gerekse de kolon kanseri hücre hattı üzerinde yapılan araştırmalarda üye çiçeği bitkisinden elde edilen özütlerin yani ekstratların umut verici, tedavi edici, önleyici ve koruyucu, hastalığın çoğalımını engelleyici etkilerinin olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuş arkadaşlar. Uluslararası araştırmaların dışında ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda yazılan makale ve yüksek lisans tezlerinde güye çiçeğinin faydalarından şu şekilde bahsediyor. Düz kaslar üzerinde gevşetici etkisi olduğu bilinen karvakrol etken maddesi origanum türlerinde yüksek oranda bulunmaktadır arkadaşlar. Terapotik indeksinin de oldukça geniş olması nedeniyle midevi, ağrı kesici ve sakinleştirici olarak da tedavide kullanılabileceği araştırmalar sonucunda rapor edilmiş. Orta ve Batı Anadolu'da
Halk arasında güvey otu olarak bilinen, yüksek oranda yukarıda söylemiş olduğumuz gibi karvakrol, timol ve peyasimen içerdiği saptanmış olan üye çiçeğinin mide ağrısı, öksürük tedavisinde sıkça kullanıldığı bilinmektedir arkadaşlar. Geçmişten günümüze halk tıbbında gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır arkadaşlar. Üye çiçeği yara ve gastrit ülser gibi tedavilerde faydası olan bir bitki. Karın ağrısına karşı etkili, karın ağrısı gidermede etkili. Ayrıca solunum yolu sistemi uyarıcısı etkiye sahip, soğuk algınlığı giderici etkiye sahip, antiromatizmal etkiye sahip, baş ağrısı giderici etkisi var arkadaşlar. Kanser ve tümör tedavisi gibi birçok tıbbi özellikleri nedeniyle üzerinde araştırmalar yapılan, hala çalışmaları devam eden bitkiler arasında yer alıyor. Üye çiçeği bitkimizin faydalarından bahsettik. Ancak şu konuya değinmeden de geçemeyeceğim. Bu tarz rahatsızlıkları olan ve bu rahatsızlığından dolayı ilaç kullanan veya tedavi olan arkadaşların doktorlarına danışmadan üye çiçeğini sürekli bir şekilde tüketmeleri uygun olmayabilir arkadaşlar. Bizim bölgemizde genel itibariyle biz patlıcan çitmesi dediğimiz közde patlıcan yaptıktan sonra patlıcan salatası içerisine üye çiçeğini baharat şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Lezzet açısından et yemeklerine, tarhana çorbası gibi yöresel çorbalara da çok sıklıkla kullanmış olduğumuz aromatik bitkilerden. Bazı yörelerde meyveleri kurutmak için kaynatılarak suyu kullanılmış. Mesela kuru üzüm üretilen yörelerde üzümün daha yumuşak ve parlak seviyeyi alabilmesi için kullanılmış. Çay olarak tüketildiği söyleniyor arkadaşlar. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Doğada kalmanız dileğiyle iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.